Herkese merhaba. Ses galiba iyi geliyor. Kısalım biraz. Herkese selam arkadaşlar. Canlı yayını saniye hemen Twitter'dan paylaşıyorum. Ondan sonra kopyalıyoruz. Twitter'dan paylaşalım, sonra konuşmaya başlayalım. Bugün biraz Fatih Terim meselesinin üzerinde konuşacağız. Evet. Postumuzu yaptık. Twitter'dan yayınımıza başlayabiliriz. Çok hızlı mesajlar geliyor. Evet. Arkadaşlar. Şöyle. Konuya tam girmeden önce birazcık ses. Bu ses meselesini de bir türlü çözemedik. Aslında sesim iyi geliyor. Birçok kişi memnun, bazı kişiler memnun değil. Anlamadım yani bu ses meselesinde. Ses konusunda çok konuşunca sıkıcı oluyor. Yalnız. Şimdi. Ses çok iyi. Evet, ses gayet iyi diyenler çoğunlukta. O zaman ses mevzusunu kapatalım arkadaşlar. Şöyle yorumlarınıza biraz bakalım. Evet. Anlık izleyici 1300 civarları da toplandı. Evet. Yavaş yavaş başlayalım Fatih Terim, Seçil Erzan meselesine. Bu konuyu sürekli konuşmak istiyordum aslında. Ama geçen gün de bir paylaşım yaptım. Bilmiyorum gördünüz mü? Şimdi bu Fatih Terim meselesi, bu Seçil Erzan meselesi, futbolcuların kaybettiği paralar o kadar çok konuşuldu ki yani Türkiye'de çok büyük yolsuzluklar oluyor. Halkın parası gidiyor yani tonla para. Mesela Ali Yeşildağ'ın açıkladığı skandallar vardı değil mi? En yakın dönemdeki en büyük açıklanan yolsuzluk. Antalya Havalimanı meselesi. 1 milyar dolar sadece Tayyip Erdoğan'ın aldığı rüşvet. Kamunun ihaleden uğradığı zararın boyutu 2 milyar dolar. Artı bu işin layığı olmayan bir firmaya yaptırıldığı için de gelecekte kamunun uğrayacağı zararlar. Yani 3-4 milyar dolarlık bir zarar var. Yani bu Seçil Erzan meselesi, futbolcuların kaybettiği paralar, zaten milyonlarca dolar haksız gelir elde ediyor futbolcular. Onları kaybetmiş o kadar çok konuşuluyor ki, halkın kendi parasını kaybetmesinden daha çok konuşuluyor. Yine Ali Yeşildağ'ın açıkladığı Tarım Bakanlığındaki 3 milyar euro meselesi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye hibe ettiği 3 milyar euro var. Ne için? Türk tarımı gelişsin. Çünkü işte Avrupa Birliği'nin bir parçası olacak Türkiye. Buradan tarımsal gıda ihtiyaçları var. İşte Avrupa Birliği'nin genelin ihtiyacı için yaptığı planlama. 3 milyar euro hibe yapmış. Arazilerin birleştirilmesi, daha böyle işletme biçiminde tarıma geçirmesi için. Bu parayı Tarım Bakanı Mehdi Eker'le birlikte Yeşildağ ailesi nasıl iç etmişler? Bunun bütün detaylarını anlattı. 3 milyar euro. Ya Arda Turan'ın kaybettiği 7 milyon 500 bin dolar kadar konuşulmadı. İnanılmaz. Diyeceksiniz ki millet magazini seviyor. Zaten Diyan olmuş orada gördüğüm kadarıyla. Millet magazini seviyor. Tamam magazini seviyor da ya diğeri de biraz hakkı kadar konuşulsun. Ha bir de ya benim esas bugün üzerinde durmak istediğim, esas konuşmak istediğim mesele karnından konuşması herkesin. Ya bir konu gündeme geliyor tamam mı? O konunun etrafında bir dolaşıyor böyle. Gazeteciler, yorumcular etrafında dolaşıyor. Bir türlü o meselenin, bu Fatih Terim, Seçil Erzan meselesinde, bu futbolcuların dolandırılması meselesinde esas konu ne? Esas konu ne ya? Ona bir gelin. Yok. Böyle şeyde de böyleydi biliyor musunuz? Bu Adnan Hoca Kedicikler belgeseli çok izlendi YouTube'da biliyorsunuz. Milyonlarca izlendi filan. Ya dolanıyor esas meseleye gelmiyorlar bir türlü. Yani esas meseleyi ya bir söyleyin açıkça. Yani ya da hiç yapmayın böyle bir video yani yapmayın ya da.
Bu Fatih Terim meselesinde de öyle. O kadar çok yayın yapıldı. Yok Seçil Erzan Arda'ya onu dedi. Arda Seçil Erzan'a bunu dedi. WhatsApp mesajlar onlar bunlar. Olayın esasına gelinmiyor bir türlü. Ben işte bugün madem esasına gelmiyorsunuz sevgili arkadaşlar ben o zaman esasına geleyim diye hem de birazcık soru cevap da yaparız diye bir yayın açayım dedim. Bir de yayın canlı yayını seviyor insanlar. Canlı yayın herhalde daha efektif oluyor. O yüzden de canlı yayını da anlatayım. Ayrı bir video yapmayayım dedim. Şimdi Fatih Terim kırmızı çizgimizdir, değerimizdir falan. Evet, doğru. Fatih Terim Türk futbolunda başarılara imza atmış. Bir hoca işte teknik direktörlüğünü tartışanlar, futbolculuğu mesela. Nokta dergisinde biz Fatih Terim ile ilgili bir kapak dosyası yapmıştık ben Nokta'nın yayın yönetmeniyken. Mr. Chaos her zaman haklıdır diye Fatih Terim'in böyle bilinmeyen geçmişine götürmüştük herkesi. Çünkü Türkiye'de insanlar bu anlık değerlendiriyor. Geçmişiyle birlikte bir insanı değerlendirmeniz lazım. Geçmişte ne yapmış? Fatih Terim'in futbolculuğunda var ya üzerinde sürekli bir koruma kalkanı var. Hakem dövmesi, hakemin suratına tükürmesi, rakip takımın futbolcularını dövmesi, futboldan tamamen men edilecek ceza alacakken birilerinin devreye girip o cezadan kurtarması filan. Neler var futbolculuğunda? Futbolculuğu rezalet. Sonra artık teknik direktör olunca teknik direktörlükte bunun o üzerindeki o koruma kalkanını bizim görme fırsatımız oldu. Kim o koruma kalkanı? Mehmet Ağar. Çünkü o özellikle Galatasaray'daki o ilk 4 yılında Mehmet Ağar Galatasaray'ın locasında, futbolcuların kutlamalarında her yerde o karenin içerisine girdi. Çünkü o zaman bu Mehmet Ağarlar ve onların o 90'lı yıllarda çevirdikleri hadiselerde onlara iki şey gerekliydi. Bir, sanat camiasının popülerliği, iki, futbol dünyasının popülerliği. İşte o zamanki o derin devlet denilen yapıya ihtiyacı olan bu popülerlik desteğini Fatih Terim Galatasaray üzerinden sağladı. Ve o 90'lı yıllarda bunların nasıl terör estirdikleri, ülkeyi adeta bir çeteye teslim ettiklerini filan ondan detaylarını zaten biliyorsunuz. İşte bunların magazin ayağında da Sisi diye bir figür vardı. O da sanatçıları falan getirirdi filan. Hepsini desteklerlerdi bu şekilde. Hatta sonrasında bu susurluk yargılamaları sürecinde Korkut Eken, Mehmet Ağar'ın en has adamlarından bir tanesidir. O tutuklanmıştı bir süre. Ankara'da Ayaş cezaevindeydi. Aynı sonradan Mehmet Ağar'ın tutuklanıp Afyon'da cezaevinde lüks hayatın içerisinde yatması gibi o da Ayaş cezaevini seçmişti ve Ayaş cezaevi inanılmaz lüks bir hale getirilmişti. Masraflar yapılıp. İşte bu Fatih Terim o zaman Korkut Eken futbol turnuvası düzenlendi Ayaş'ta. Korkut Eken Ayaş cezaevinin içindeyken ben o zaman Ankara'da gazeteciydim, gittim. İşte bu tip böyle çeteyle ilişkili filan. Ondan sonra şarkıcı olarak Alişan geldi. Turnuvanın öncesinde konser verdi filan. Hep böyle Mehmet Ağar ve etrafındaki adamlar. Çünkü futbol ve sanat dünyasının popülerliğini kullandığınızda bu size bir sonuç getirir. O zaman işte bu derin devlet, çete, Mehmet Ağarlar, susurlukçular bunu kullanıyordu. Fatih Terim de onların spor dünyasında onlara istedikleri hizmeti verdi. Onlar da tabii Fatih Terim'e çeşitli yardımlarda bulundu. Bu bir gerçek. Galatasaray'ın UEFA başarısı şu bu filan bunlardan bağımsız olarak söylüyorum. Bu bir gerçek maalesef. Şimdi gelelim yavaş yavaş. Kalabalık biraz toplandı herhalde. Evet 4700 kişi gayet iyi. Şimdi gelelim yavaş yavaş bu Fatih Terim meselesine. Şimdi arkadaşlar size önce iki tane fotoğraf karesi göstereceğim. Bu fotoğraf kareleri çok önemli. Bir saniye. Şöyle canlı yayın kısmında biraz acemiliğim var. O yüzden evet. Fotoğraf karelerini görüyorsunuz değil mi? Burada bu gördüğünüz Aslıhan Doğan Turan. Arda Turan'ın karısı. Yanındaki kişi de Tolga Ağar'ın karısı. Begüm Kaya. Bu yani Mehmet Ağar'ın gelini oluyor kendisi. Bu da Arda Turan'ın eşi. Gördünüz mü şimdi? Ne demiştim size? Yani Arda Turan, Mehmet Ağar falan şimdi bunlar böyle birbirlerine girmiş gibi gözüküyorlar ama bunların hepsi aslında böyle bir şekilde kesişen yollar var. Şimdi size bir kare daha göstereceğim. Görüyor musunuz? Şimdi burada bir fotoğraf karesi daha görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Arda Turan,
Ondan sonra Fatih Terim, Mehmet Ağar filan birlikteler gördüğünüz gibi. Şimdi bu fotoğraf karesini size niye gösteriyorum arkadaşlar? Arda Turan'ın eşiyle Mehmet Ağar'ın gelinini niye size gösteriyorum? Görüyor musunuz? Bu Tiffany denen bir marka varmış. Bu işte bunu biliyorsunuz. Çeşitli inceleme yöntemleri var. Aynısını buluyor, size getiriyor internetten. Gördüğünüz gibi 75 bin dolarlık kolyeler takıyorlar bu ikili. İşte benzer kıyafet giyme partileri falan var ya, benzer kıyafetler de giymişler gördüğünüz gibi. Orada da 75 bin dolarlık 75 bin dolarlık gerdanlıkla, artık kolye mi ne dersiniz, onunla gidiyorlar. Şimdi yine kendime döneyim. Evet. Şimdi bunlar 75 bin dolarlık böyle kolyeler filan takıyorlar. Hayatları gayet güzel. Eşleri 75 bin dolarlık kolyeler filan takıyor. Hayatları gayet güzel. Hiçbir sorunları yok. Ama bütün millet düşmüş bunların kaybettiği paraların derdine. Millet kendi derdini unutmuş. Bunların kaybettiği paraların derdine düşmüş. Tamam. Güzel. Şimdi gelelim o zaman bunlar nasıl bu parayı kaybetmişler o meseleye. Yani hayatları güzel, yani öyle fakir, aç açıkta kalmış filan durumda değiller yani. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın kurdukları mesele, kurdukları sistematik. Bu bildiğiniz işte Forex piyasası bir ara Türkiye'de çok meşhurdu. Bu kaldıraçlı işlemler vesaire. Seçil Erzan bu alanda faaliyet gösteren isimlerden bir tanesi ve bir arada bu Forex üzerinden çok paralar kazanılıyordu. Ondan sonra bir ara Seçil Erzan da kendisine göre işte biraz para kazanmış filan, sonra bunları büyütelim filan. Fatih Terim'le zaten çok yakın, çok çok yakın Fatih Terim'le birlikte. Sonra işte Fatih Terim biraz para veriyor. Seçil Erzan Fatih Terim'in parasını işletiyor. Kazanıyor biraz, ondan sonra başkasının parasını işletiyor. Hatta bazı hesaplardan müşterilerin uyuyan hesap dediğimiz, ondan sonra yaşlılar filan parayı koymuş oraya, ondan sonra uzun süre dokunmuyorlar. O paralardan işleterek filan bir noktaya geliyor. Bu Forex piyasasında bir noktaya geliyor. Tabii o Forex piyasasının dediğim gibi kazandırdığı dönem vardı. Bu kaldıraçlı işlemler, şunlar bunlarla da çok fazla da kazanabilirsiniz. Tabii bu açgözlülük bütün bu meselelerin ana odak noktasıdır. Bütün bu mevzuların patlama noktası açgözlülükten olur. Hırstan olur. Sonrasında işte Seçil Erzan Fatih Terim'in parasını işletiyor filan, zarar ediyor. Ondan sonra zarar edince daha fazla risk alıyor. Ondan sonra başkalarının parasını alıyor filan. Biraz daha risk alıyor, risk alıyor. Ve bir noktada artık Seçil Erzan bu parayı batırıyor. Zaten bu Forex işlemlerinde bu tip hareket edenlerin geneli böyledir. Forex piyasasının içerisinde de bazı dolandırıcılıklar var. Kazanmanız mümkün değil. O Forex ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Nasıl algoritma oyunları yapıyorlar, nasıl siz uyurken bazı şeyleri nasıl değiştiriyorlar, ona geleceğim. Neyse, Seçil Erzan bir süre sonra işleri batırdıktan sonra tabii Fatih Terim'le yakınlığı nedeniyle bunu Fatih Terim'e itiraf ediyor. Ondan sonra Fatih Terim tabii para konusunda acayip hassastır. Yani böyle para Fatih Terim'in kırmızı çizgisidir. Zaten böyle mafyatik insanlar pek çok konuda esnerler filan, öyle tavizler verirler filan. Esnemeyecekleri bir tek şey vardır, o da para meselesi. Para kırmızı çizgidir. Para için kan akar, adam ölür vesaire. Sonra Seçil Erzan bu işin içerisinden nasıl çıkılacak? Parasını istiyor Fatih Terim. Seçil Erzan da Fatih Terim'le yakınlığı nedeniyle diyor ki işte şöyle şöyle şeyler var. Bu forexçilerin hep sattığı hayaller. Şöyle bir robot var, böyle bir şey var filan, birazcık sermaye olursa filan onunla bu parayı çok kolay çıkarırız vesaire vesaire. Tabii Fatih Terim bunu biliyor yani. Fatih Terim daha fazla para verir mi? Daha fazla riske girer mi? Zaten belli bir oranda batmış. Sonra, ama bunlar çok büyük paralar değil o başlangıçta. Sonra Fatih Terim ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün mafya mensuplarının yaptığı şeyi yapıyor. Kendisini kurtarmak için kurdun önüne başkalarını atıyor. Fakat Fatih Terim bizatihi gidip de Arda Turan'a, Emre Belezoğlu'na filan ya böyle bir fon var falan buna girin der mi? Fatih Terim bu kadar bu işin bir noktada adliyede patlayacağını bilecek kadar devlete hakim, Türkiye'ye hakim bir adam. Ne yapıyor? Gün görmüş bir adam. Devrandan geçmiş bir adam. Bunu yakınları üzerinden kendi namının kullanılmasını izin vererek yapıyor bunu.
Yani Fatih Terim fonu diye bir fon konulacak İstanbul'da. Fatih Terim Mehmet Ağar üzerinden bu kadar istihbaratçılara, polislere yakın filan. Fatih Terim lan siz benim ismimi nasıl kullanıyorsunuz filan diye çökmez mi oraya? Hem de nasıl çöker oraya? Onları bunu yaptıklarına pişman eder. Fakat Fatih Terim bunun adının Fatih Terim fonu olarak kullanılmasına izin veriyor. Sonra da kendisi değil, damadı ve kızı üzerinden. Çünkü bunlar hep aynı camiye. İşte Arda Turan'ın karısı, onun Buse ile arkadaş, onunla arkadaş filan. Bunlar üzerinden yayıyorlar. Dolayısıyla kurbanları kurda doğru yönlendiriyorlar. Kurt kim? Seçil Erzağan. Sonra işte Arda para götürüyor ve ondan sonra bildiğiniz Ponzi sistemi kuruyorlar. İlk para götürenlere paralarını veriyorlar ama herkesten önce Fatih Terim batırdığı parayı fazlasıyla alıyor. Çünkü benim param orada yattı, zararımı da karşıla diye Seçil Erzan'dan fazlasıyla parasını alıyor. Hatta Arda Turan'la Seçil Erzan'ın bir konuşması var, mesajlaşması var. Arda orada açıkça soruyor. Fatih Hoca parasını geri aldı mı diyor. Seçil Erzan da açıkça diyor ki Fatih Hoca fazlasıyla kardaydı. Fatih Hoca kardaydı diye bu şekilde söylüyor. Hatta İsmail İbrahim Çağlar'la Seçil Erzan'ın konuşmasında İsmail İbrahim Çağlar adliyedeki ifadesinde diyor ki Seçil Erzan bana dedi ki Fatih Terim bu işten 20 milyon dolar kar elde etti diyor. Şimdi Fatih kendi parasını çıkarıyor mu Fatih Terim? Ondan sonra bu Ponzi sistemiyle Seçil Erzan işte ilk getirenlere diye sonradan getirenlerin parasını veriyor vesaire onları biraz veriyor ama bir süre sonra bu çarkın Ponzi sisteminin çünkü her giren için Ponzi sistemini devam ettirebilmeniz için 3-4 kişinin girmesi lazım Ponzi'nin büyüklüğüne göre. Sürekli olarak bu girenlerin sayısının çarpanlı biçimde artması lazım. Bu bir noktada bütün Ponzi sistemleri yavaşladığı an patlar. Seçil Erzan işte bu patladığı noktada işte sözde Porex'te bir şeyler kazanacak vesaire bir şeyler yapacak diye gidiyor tefecilerin eline düşüyor. Tefecilerden para alıyor filan. Bazıları paralarını alamayınca tehdit edince daha çok tefecilerin eline düşüyor. Bu paraları işletmeye çalışıyor. Ondan sonra bazen tabii kar da ediyordur Forex'te ama genel olarak zarar ediyor filan bir sürü işin içerisine giriyor. Hatta online kumar bile oynuyor biliyor musunuz? Kumardan para kazanırım diye. Bu derece artık çaresiz bir hale düşmüş bir kadın. Fakat netice itibariyle olayın özeti ne? Bütün bu hani futbolcuları hep konuşuyoruz ya mağdurlar futbolcu dışında olan mağdurlar var da bunların hepsinin Seçil Erzan'ın bu tezgahının içerisine düşmelerinin nedeni en başlangıçta Fatih Terim'in parasını kaybetmesi. Fatih Terim klasik kendi parasını çıkartabilmek için bunları kurban olarak Seçil Erzan'a sunuyor. Diyor ki benim namımı kullan, namını kullanmasına, Fatih Terim fonu denmesine izin veriyor. Sonrasında da damat üzerinden, kızı üzerinden bu lafı yayıyor. Ben böyle kazanıyorum, şöyle kazanıyorum. Bu laflar yayılıyor. Zaten futbolcu camiası küçük. Ondan sonra bunların hep karıları, sevgilileri falan birbirleriyle arkadaş. Ondan sonra bunların hepsi de 1-10 kazanmayı hırsıyla bu işin içerisine düşüyorlar. Karlı olan kim? Fatih Terim. Fakat hiç konuşulmayan bir şey var. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Ondan sonra mesela Maliye Bakanı değil mi? Mehmet Şimşek. Çok dürüst. Acayip dürüst Maliye Bakanı. Böyle bir imajı var. Ya Mehmet Şimşek, günlerdir medya bu işle çalkalanıyor. Sen Maliye Bakanı olarak niye bir vergi müfettişi göndermiyorsun? Ya arkadaş, siz 10'ar milyon dolar, 15'er milyon dolar, 1 milyon, 3 milyon dolar elden götürüp birisine veriyorsunuz. Bu para neden kayıt altında değil? Bu para niye banka hesabında değil? Şimdi şu Almanya'da var ya, böyle bir kişinin evinde 1 milyon dolar bulundurduğu ve bunu da götürüp birisine verdiği bir haber olsun. Daha o yolsuzluk soruşturma, oradaki o hırsızlık, mırsızlık, Ponzi sistemi filan bunlara daha gelmeden hemen maliyeciler, vergi görevlileri kapınıza dayanır. Sen bu 1 milyon doları, 3 milyon doları, 5 milyon doları nakit neden evinde bulunduruyordun? Bulunduramazsın. Bu kayıt dışı para nereden geldi? Bu parayı nereden kazandın? Niye evindeydi? Niye nakitti? Niye kayıt dışıydı? Bunun kaynağını bize göster derler. Şimdi Mehmet Şimşek dürüstlerin dürüstü olarak takılıyor. Ya Mehmet Şimşek nerede senin vergi görevlilerin? Şu Arda'ya bir sor bakalım. 7 milyon 500 bin dolar zararım var diyorsun. İşte daha fazlasını da verdim diyorsun. Bu para neredendi? Hangi nerede? Bu paranın kaynağı ne? Bu niye nakit? Niye banka hesabında değil? Emre Belezoğlu 4 milyon. Şimdi Emre Belezoğlu'na da biraz aslında acımıyorum. Bu işte para kaybettiği için. Çünkü Emre Belezoğlu biliyorsunuz bu meşhur UEFA kupasını kazandıkları dönemde takım arkadaşı olan bunlar böyle birbirlerinin arasından
Ondan sonra etle tırnak gibi bunlar filan diye düşünülür. Bir futbolcu, bu 15 Temmuz, ismini vermeyeyim futbolcunun. 15 Temmuz sürecinden sonra işte bu futbolcu meşhur işte bu cemaat soruşturmaları nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Emre Belezoğlu'na da 500 bin dolar borç vermiş bir iş için. Sonra işte yurt dışına bir böyle kendisini böyle tanıtır ya. 500 bin doların üzerine çöktün Emre Belezoğlu. Elin kızı da geldi. Senin 4 milyon 292 bin dolarının üzerine çöktü. Şimdi bu işte yayın donuyor mu arkadaşlar? Yok. Yayın donuyor mu arkadaşlar? Yok, düzelmiş. Yani şu kısmı atlamış olabilirsiniz. Onu anlatayım size. Arada böyle donmalar olabilir canlı yayınlarda normal. Şu kısmı atlamış olabilirsiniz. Onu tekrar edeyim size. Şimdi Arda Turan 7 milyon, Emre Belezoğlu 4 milyon kaybettim diyor ya. Emre ile ilgili bir şey anlatmıştım. Şimdi Emre Belezoğlu bir arkadaşı ve Galatasaray'da UEFA Kupası kazandıklarında en yakın arkadaşlarından birisi olan, o Galatasaray'ın efsane kadrosundaki arkadaşlarından birisi. Bu işte 15 Temmuz'dan sonra bazı futbolcularla ilgili cemaat soruşturmaları açıldı ya. İşte bu arkadaşı da yurt dışına çıkıyor bu soruşturmalar nedeniyle. Fakat Emre Belezoğlu'nda 500 bin dolar alacağı var. Bir iş için borç vermiş Emre Belezoğlu'na. Yurt dışına çıkınca da tabii parasız kalıyor. Emre'yi arıyor, diyor ki ya bu benim 500 bin doları göndersem burada parasız kaldım diyor. Emre de ya tamam gönderirim falan diyor. 1, 2, 3 falan Emre Belezoğlu sürekli bu arkadaşını oyalıyor. Nihayetinde o paranın üzerine yatıyor Emre Belezoğlu. O arkadaşının, zordaki arkadaşının UEFA Kupası'nda beraber koşturdukları, o kupayı beraber kazandıkları, ismini vermeyeceğim o futbolcunun, o arkadaşının en zor gününde 500 bin doların üzerine yatıyor Emre Belezoğlu. Şimdi elin kızı da geldi, Seçil Erzan. Emre Belezoğlu'nun 4 milyon 292 bin doların üzerine çöktü. Hayat biraz da böyle arkadaşlar. O yüzden Emre Belezoğlu'na da diğer futbolculara da çok acımıyorum açıkçası. Şimdi yani şuraya bakar mısınız? Yani size tekrar göstereyim. Hakikaten tekrar göstereyim. Şimdi Arda Turan'ın karısı, Mehmet Ağar'ın gelini. Ondan sonra 75 bin dolarlık gerdanlık takıyorlar. Aynı kıyafet partisinde filan. Ondan sonra da bunların kaybettikleri paralar için biz üzülelim. Hayatları falan gayet yerinde. Bunlar, bu paralar niye kayıt dışında? Niye kayıt dışında? Niye bu paralar evlerinde? Niye nakit filan? Bunlar, bunların konuşulması lazım esas olarak. Fakat bunlar konuşulmuyor. Bunların kaybettikleri paralar. Açıkçası bunların bu kaybettikleri vergiden kaçırılmış, ondan sonra kaynağı tam olarak belli olmayan, ondan sonra bazı bahis işlerinde hatta dönen filan, bu paralara hiç üzülmüyorum açıkçası ben. Burada üzülecek tek bir şey varsa Türk halkının kendi çalınan paralarını bu kadar konuşmayıp ondan sonra bu adamların paralarını, bu adamların kaybolan paralarını bu kadar konuşması. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar edersem, burada herkes karnından konuşuyor bu Fatih Terim fonu mevzusunda. Bir türlü herkes Fatih Terim'in rolünü konuşmuyor. Tıpkı savcı gibi. Savcı da fonun ismi Fatih Terim fonu, iddianamede Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Sözde bir kamuoyu tepkisi üzerine ek iddianame olacakmış, oraya koyacaklarmış filan. Orada da üzerini kapatacaklardır. Göreceksiniz. Bunun sebebi Fatih Terim, Mehmet Ağar, Tayyip Erdoğan samimiyeti. Tayyip Erdoğan'ın halen daha Mehmet Ağar'a ihtiyacı olduğu için Mehmet Ağar'ın adamlarının üzerine gitmiyor. Şimdi Ali Yerlikaya çok dürüst, Süleyman Soylu'nun bütün adamlarının üzerine gidiyor filan. Niye Mehmet Ağar'ın hiçbir adamının üzerine gitmiyor? İstanbul Emniyet Müdürü. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Mehmet Ağar'ın oğlu gibidir. O derece Mehmet Ağar kadrolarından. Mehmet Ağar'la envai çeşit suça bulaşmıştır. Ta komiserliğinden nedeni, komiserliği döneminden beri. Onun faaliyet bölgesi içerisinde oluyor bütün bu suç. Onun faaliyet bölgesi içerisinde olunca bütün suç Fatih Terim'le ilgili kısmı koydururlar mı? Mehmet Ağar koydurur mu Fatih Terim'le ilgili kısmı bu dosyanın içerisine? Savcının önüne gönderir mi? Elbette ki göndermez. Oradan bütün her şeyi akladılar filan.
Yani Zafer Aktaş hakkında bu iddianamede Fatih Terim'in adı yoksa bunun bir numaralı sorumlusu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturmayı doğru düzgün yapıp savcının önüne Fatih Terim'le ilgili belgeleri göndermemesidir. Dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürü hakkında görevi ihmalden soruşturma açılmalıdır bu konu hakkında. Delilleri gizlemeden soruşturma açılmalıdır bu konu hakkında. Şimdi böyle Fatih Terim fonu ya akla ziyar bir şey. Olayların göbeğinde Fatih Terim var. Fatih Terim soruşturma dosyasında, polis fezlekesinde, savcının iddianamesinde yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün bu olay, bütün bu futbolcuların, bu Seçil Erzan'ın kucağına itilmesinin sebebi Fatih Terim'in kendi parasını çıkarmak istediği içindir. Fatih Terim Seçil'den kendi parasını çıkartamayınca kendi isminin kullanılmasını ve geliniyle, oğluyla, kızı, damadıyla kızını da devreye sokarak bütün bu futbolcuları Seçil Erzan'ın kucağına düşürmüş. Olay bu. Herkes etrafından dolanıyor, 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 bir türlü bunu söylemiyor. Yani Fatih Terim'in ismi niye iddianamede yok diye soruyorlar. Ya Fatih Terim Mehmet Ağar'ın kankası, Mehmet Ağar'ın öğrencisi de en has adamı da İstanbul Emniyet Müdürü. Fatih Terim'in ismini cımbızlayıp o dosyadan çıkartanın kim olduğunu bulmak bu kadar zor mu yani? Aklı olan 2 dakika düşünen, ya Google'a Zafer Aktaş, Mehmet Ağar yazsan kaç tane fotoğrafları çıkıyor zaten bunlar. Ta 1999'daki bu meşhur telekulak çetesi vardı ya, Ankara'da kurulan telekulak çetesi. Ünlülerden siyasetçilere herkesi dinleyip şantaj yapan bu çete. İşte o telekulak çetesinin içerisinde Mehmet Ağar'ın talimatıyla kurulan bu telekulak çetesinin içerisinde Zafer Aktaş da o zaman polis komiseriydi. Polis komiseri olarak o çetenin içerisinde yer alıyordu. Yani kime ne anlatıyorsunuz ama işte bunlar skandallar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Başka ikinci bir konumuza. Bu hepimizin hayatını ilgilendiren bir skandal. Alper Özbilen meselesi. Şimdi Alper Özbilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda daire başkanıydı arkadaşlar. Daha önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaydı. Sonra burada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda çok önemli bir görev ifa etti Adalet ve Kalkınma Partisi için. Teknik işlerle ilgili başkan olduktan sonra TİB'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kilit isimlerini özellikle de 17-25 yolsuzluk dosyasına karışan isimlerin geçmişe yönelik HTS kayıtlarını sildi. Neden? İşte Rıza Zarrab'la HTS'de kesişmeleri vesaire gibi ileride dosyada delil olabilecek şeyler, arama kayıtları, karşılıklı görüşmeler falan bunları sildi. Yani delilleri yok etti. Bu delilleri yok etmesi ve işte Hakan Fidan'a o dönem Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kapılarını açması filan nedeniyle ondan sonra bu Alper Özbilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kadrosuna geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda birkaç yıl çalıştıktan sonra devlet memuru sonuç itibariyle bu adam. Üst düzey devlet memuru, üst düzey devlet memuru dediğiniz adam dürüst çalışırsa hani normal diyelim ki üst düzey devlet memurları bir ev alabilirler ondan sonra hayat boyu bir araba alabilirler. Üst düzey devlet memurları da işte biraz daha maaşları fazla olduğu için biraz kısarsa bunun yanına bir de yazlık alabilir. Olacak, olacak, olacak budur. Başka bir şey yoktur. Hadi babasından bir ev kaldıysa ikinci bir ev filan olur. Ancak olacak olan budur. Fakat Alper Özbilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nda birkaç yıl çalıştıktan sonra Pavotek isimli bir teknoloji firması var. Bu Pavotek Türkiye'nin özellikle Genelkurmay gibi kritik kurumların switch ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzun Ar-Ge çalışmaları yaptırılmış, çeşitli hibeler filan da almış bir şirket. Bu şirketi gidip Alper Özbilen satın alıyor. Şimdi hiç kimse şunu sormuyor. Ya sen devlet memuruydun, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan çok da erken yaşta ayrıldın. Ondan sonra bu parayı nereden buldun böyle 10 milyonlarca dolarlık Pavotek firmasını nasıl satın alıyorsun diye kimse sormuyor. Sonra bu Pavotek firması, bunu ben sordum tabii. Alper Özbilen de bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sadece işte yok uzaktan havlayanlar bilmem filan hepiniz ateş olsanız anca benim sigaramı yakarsınız filan gibi bir tweet attı. Saçma sapan bir şey. İddialara cevap ver. Bu parayı nereden buldun arkadaş? Bu firmayı satın alacak parayı nereden buldun devlet memuru olarak? Sonra bu Pavotek firması kendisi MIT'ten ayrılıyor ya. Bu firma benim değil. Bu firma Milli İstihbarat Teşkilatı'nın. Piyasaya böyle nam yayıyorlar. Sonra bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı'na fahiş fiyatla teknik cihazlar satmaya başlıyorlar.
Ondan sonra savunma sanayinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vesaire çok fahiş fiyatla teknolojik cihazlar satmaya başlıyorlar. Ve hani bu kurum MIT'in, bu şirket MIT'in filan diyerek bu şeyleri satıyorlar. Ve videomda ben şunu ifşa ettim. Bu Pavotek'te bu Alper Özbilen kendi başına bu kuvveti almıyor. Alper Özbilen'in bu şekilde bu firmada kuvvetli olmasının sebebi gizli ortakları. Bu gizli ortakları kim? Birisi Hakan Fidan'ın oğlu Halit Fidan, diğeri de Mustafa Varank. Bu üçlü şu an böyle savunma sanayi şirketlerine gidiyorlar, diyorlar ki eğer ihalelere bizimle birlikte girmezseniz ya da bizimden komisyon al, bizim komisyonumuzu ödemezseniz bu ihaleyi alamazsınız diye savunma sanayi şirketlerine çöküyorlar resmen. Teknoloji, yazılım satan şirketlere. Ayrıca kendileri işte yurt dışından ithal ettikleri bazı ürünlerin isimlerini değiştirip onları yerlileştirerek, ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden MIT'e kadar farklı kurumlara çok fahiş fiyatlarla satıyorlar. Şimdi ben bazı sorular sordum bu videoda ve bütün bu detayları da anlattım. Dedim ki Alper Özbilen, sen bu parayı nereden buldun gidip bu şirketi satın alacak? Artı senin nasıl bu şirket MIT'in diyerek bütün devlet kurumlarının ve savunma sanayi şirketlerine çökersin bu şekilde. Bunlardan haraç alırsın bu şekilde. Hiçbir açıklama yok. Ne yaptılar biliyor musunuz? Benim o videomu devletin güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle, ya bir şirket filan yolsuz insanlardan konuşuyorum ben, devletin güvenliğiyle ne alakası var? Gerekçesiyle YouTube'a şikayet ettiler ve Türkiye'de gösterimini engellediler. Video 200 bin izlendi. Sonrasında Türkiye'de gösterimi engellendi. VPN'iniz varsa girip videoyu izleyebilirsiniz. Fakat bu işin içerisinde Paribu boyutu var. Şimdi Fatih Terim meselesinden bahsettik ya. Paribu meselesinden de bahsedelim. Çünkü bugünlerde hani madem magazin konuları çok popüler, magazin konuları popüler olunca bu Paribu meselesi de gündeme geliyor. Çünkü Paribu meselesinin Dilan Polatlar'la filan da iddia ilgisi var. Artı Türkiye'de kara paranın merkezinde şu an Paribu oturuyor. Geçmişte Papara'ydı. Sonra Paribu bu piyasayı Papara'nın elinden aldı. Nasıl aldı bu piyasayı Papara'nın elinden? Nasıl dokunulmaz hale geldi Paribu? Şimdi o videomda size çok özel bir bilgi vermiştim. O da şu. 2018 yılında bir haber çıkıyor. Haber şöyle. Yasin O isimli bir iş adamının 513 Bitcoin'i çalındı. O dönem 17 milyon TL değerinde. Fakat Bitcoin'in şu anki fiyatıyla vurduğumuzda 20 milyon dolar falan yapıyor. Ve uzaktan erişim yoluyla, yani şifresi kırılmamış falan, uzaktan erişim yoluyla bunun Bitcoin'lerini çalmışlar. Yasin O. Yasin O isimli kişinin şirketine ait soğuk cüzdanlardan. İsimler verilmiyor. Ben videomda 2018 yılındaki bu haberin izini videomda sürdüm ve geçen hafta sonu anlattım size. Bu Yasin O denilen kişi Yasin Oral, yani Paribu'nun sahibi. Ve Paribu'nun sahibi Yasin Oral'ın 20 milyon değerindeki Bitcoin'ini çalan kişi de Ömer Kılıç isimli Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi. Ve bunu hiç öyle şifre falan kırmadan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın verdiği, devletin verdiği yetkilerle, ondan bu kişinin telefonlarına, kayıtlarına, bilgisayarına ve serverına, Milli İstihbarat Teşkilatı her türlü servera girebiliyor devletin ona verdiği şeyler nedeniyle Türkiye sınırları içerisindeki. Bu şekilde MIT'in imkanlarıyla girip adamın Bitcoin'lerini çalıyorlar. Sonra da onları çeşitli açtıkları küçük böyle soğuk cüzdanlarda dolaştırıp izini kaybetmeye çalışıyorlar. Sonra Süleyman Soylu, Hakan Fidan'ın bütün aleyhine doneler toplamak istediği için, ondan sonra bu işi takip ettiği için bu Paribu'nun sahibi Yasin Oral'ın paralarını çalan kişinin Milli İstihbarat Teşkilatı elemanı olduğunu tespit ediyor. Nihayetinde Hakan Fidan, detaylarına girmeyeceğim, videomda anlattım. Hakan Fidan kendi siyasi gelecek planları zarar görmesin diye. Adamlar 513 Bitcoin'i çalmışlar, 400'ünü harcamışlar. Pardon, 113'ünü harcamışlar. 400'ü kalmış, o 400'ünü Yasin Oral'a geri iade ediyorlar. Diğer kalan kısmını da örtülü ödenekten ödüyorlar. Ve Yasin Oral'a diyorlar ki sen bu işi patlatma, şikayetini geri çek. Ondan sonra biz de sana gerekli desteği vereceğiz diyor. Ondan sonra Paribu oluyor, dokunulmaz. Ondan sonra Paribu, bu Papara'nın elinde tuttuğu, ondan sonra bu yasa dışı kumar, bahis işlerinden, paraların aklanması vesaire işlerini, bir sürü yasa dışı para aklama işinde esas merkez Papara'ydı. Sonra Paribu bu şekilde, bu zaaf nedeniyle, Hakan Fidan'ın bu günahını bilmesi nedeniyle Paribu dokunulmaz olunca Papara'nın elinden bu piyasayı alıyor. Ve Paribu hala dokunulmaz. Bakın, Dilan Polat meselesi patladı. Bu futbolcular falan var ya, bunlar dahil Türkiye'de kara parası olan kim varsa
onların aktarılması, aklanması, sistemin içerisine sokulması, bölünüp dağıtılıp tekrar bir araya getirilmesi filan işlerinin hepsini Paribu organize eder. Ve Paribu şu an bu yasa dışı kumar işlerinde merkezdedir. Çünkü bu yasa dışı kumar sitelerini yürütebilmeniz için yatırım almanız lazım. Bunun için de sistemin içerisine paranın girmesi lazım. Artı kazanına para ödemeniz lazım. Şimdi Dilan Polat videosunda anlattım. Bir kısmını sanki güzellik malzemeleri satıyormuş gibi güzellik merkezlerinin POS cihazlarında, yani siz kumar sitesine girip bonus alıyorsunuz, ondan sonra kredi alıyorsunuz oradan, ama arka planda siz kredi kartınızda o bonusları alırken güzellik merkezlerinden sanki alışveriş yapıyorsunuz gibi oradaki sepet dönüyor ve güzellik merkezinin POS'undan çekiliyor. Fakat burada bazı kişiler de kazanıyorlar oynadıklarına, kazananın parasının verilmesi filan. Bu kredi kartı üzerinden filan, bu güzellik merkezleri üzerinden bu işin %10'u filan ancak yapılabiliyor. Esas olay Paribu üzerinden dönüyor. Ve bu Paribu üzerinden insanların, kazananların ödenmelerinin yapılması vesaire, bunların hepsini Paribu yapıyor. Fakat görüyor musunuz? Paribu'nun üzerine ne çok dürüst Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek gidiyor. Paribu'nun üzerine ne çok dürüst İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya gidiyor. Ya artık mafya Twitter hesapları, TikTok hesaplarına düşmüş Paribu'nun ekran görüntüleri, bu yasa dışı kumar sitelerinde kullanılması. Buna rağmen üzerine kimse gitmiyor. Niye? Çünkü Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı döneminin hepsinde bu tip bir soruşturma aşamasında Milli İstihbarat Teşkilatı gidip diyordu ki bu bizim adamımız diyordu. Dolayısıyla devletin diğer kurumları ne düşünüyor? Herhalde MİT buradan kara para trafiğini takip ediyor. Ondan bütün kara para ağını öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple Paribu'nun sahibinin üzerine gitmiyor diye düşünüyorlardı. Oysa olay böyle değil. Olay aslında Paribu'nun sahibinin şantajına açık hale gelmiş Milli İstihbarat Teşkilatı. Çünkü böyle bir hırsızlık olayı olmuş ve bu hırsızlık olayının üzeri örtülmüş. Şimdi bu düzeyde MİT mensuplarının içerisine bulaştığı bir hırsızlığın üzeri böyle örtülürse, ondan sonra bu düzeyde büyük bir hırsızlığın üzeri örtülürse, gidip dönüp de işte Seçil Erzan, Arda Turan, Fatih Terim meselesi üzerine konuşmak mümkün mü yani? Bunlar komedi olur. Bunlar öyle konuşulur. İktidarın da şöyle avantajına geliyor bu medyatik, sansasyonel, magazinsel yolsuzlukların konuşulması. İktidarın kendi yolsuzlukları konuşulmuyor. Çünkü iktidarın çaldığı para halkın parası. Bu halkın parasının, halk kendi parasının çalınmasını konuşmuyor. Asgari ücreti konuşmuyor. Ekmek fiyatlarını konuşmuyor filan. Emre Belezoğlu'nun çalınan parasını konuşuyor. Bunun bu şekilde konuşulması iktidarın da açıkçası hoşuna gidiyor. Evet, bugünkü mevzular böyleydi arkadaşlar. Birkaç mevzu daha var ama süre biraz uzadı zannedersem. Şimdi birkaç tane sorunuzu cevaplamak istiyorum. 30 milyon Galatasaray taraftarı hocasının yanında siz ağlamaya devam edin kuşlar. Yani bu konu nasıl Fenerbahçe Galatasaray mevzusuna dönüştü, bu da anlaşılmaz bir şey ya. Ya her konuyu böyle taraftarlık penceresinden görmek hastalığı nedir ya? Galatasaray camiası kocaman bir camia, Fenerbahçe camiası kocaman bir camia. Bunların içerisinde hoca olsun, başkan olsun, futbolcu olsun, taraftar olsun. Bunlardan birisinin bir suça bulaşması bu camiaları bağlamaz ki. Niye böyle bir taraftarlık penceresinden bunu şey yapıyorsunuz ki? Fatih Terim iyi bir teknik direktör olabilir ama bir konuda yolsuzluğa çökmeye bulaşmışsa o apayrı bir hukukun konusudur yani. Bunları böyle birbirine bütünlükçü bir savunmanın hiçbir anlamı yok. Fatih Terim'in bu yolsuzluğunun üzerine, bu meseledeki rolün üzerine gidilmesi Galatasaray'da yaptığı başarıları küçültmez ki. Bunlar tamamen birbiriyle ayrı konular. Yani evet, birisi moderatörlük verebilir misiniz demiş. Aslında vermek lazım birisine moderatörlük. Çünkü konuşurken bazı rahatsız edici yorumlar da gelebilir. Onları da açıkçası engelleyebilirdi bazı kişiler. Ali Yeşildağ ne oldu diye sormuş birisi. Elçin. Ali Yeşildağ şu an Yunanistan'da tutuk evinde tutuluyor. Duruşmaya çıkmaya bekliyor. İşte durumunu izah edebilmek için duruşmaya çıkmayı bekliyor. Ama ya yarın mı? Yok. Ayın 7'sinde Tayyip Erdoğan Yunanistan'a gidecek. O açıdan konu biraz kritik aslına bakarsanız. Ne olacağını ayın 7'sinde göreceğiz. Evet.
Hiç mi iyi parti yok? Bir arkadaş sürekli bunu yazıyor. Hiç mi iyi parti yok diye. Hakikaten yani seçimlerden sonra görüyorsunuz değil mi? Böyle insanlar siyasete olan inançlarını kaybettiler. Yani seçim sürecinde yanlış aday belirlemeden tutun da seçim stratejisindeki dalgalanmalar, birinci turla ikinci tur arasındaki saçma sapan işler, pazarlıklar vesaire. Bunlar ondan insanlar o kadar yıprattı ki bütün bu yıpratmanın üzerine bir de çıkıp doğru düzgün bir öz eleştiri, doğru düzgün bir hesap sorma süreci muhalefetin kendi içerisinde olmadığı gibi birbirlerine düştüler. Ve nihayetinde birbirlerine düştüler. Şimdi yerel seçimlerde de bu birbirine düşme hadisesini belki de bazı büyük şeyleri kaybetme noktasına kadar taşıyacaklar. Bu yenilgi üstüne muhalefet öyle bir hale getiriyor ki insanların hepsinin inancı kayboluyor. Çünkü Türkiye'deki hakikaten baskı rejimine rağmen bu kadar iktidarın halkın üzerine gitmesine rağmen Türkiye'nin %50'si belki daha fazlası iktidarın karşısında durmaya devam ediyor. Fakat bu kadar risk alırken halk bunun karşılığında muhalefet hiçbir risk almadan adeta kendisine biçilen rolü oynuyor. İktidarın şefkatli kanatlarının altında, iktidarın ona izin verdiği ölçüde muhalefet, iktidarın istediği aday filan. Bu şekilde bir hareket tarzı içerisinde muhalefet. Böyle olunca da insanlar hiç mi düzgün parti yok sorusu haklı hale geliyor. Artı insanların inanılmaz biçimde muhalefetten ve siyasetten, siyasetin genelinden, siyaset kurumunun genelinden ümidini kestiği bir dönemin içerisindeyiz maalesef. TÖDEX'in sahibi ne oldu? Tutuklu TÖDEX'in sahibi. Damattan haber yok mu? Berat Albayrak'ı kastediyorsanız, evet, Berat Albayrak'tan aslında haberler var. Berat Albayrak şöyle düşünüyor. Çok yıprandım. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın kafasında kendisinden sonraki isim de veliaht olarak da ben yokum artık. O imkanı da kaybettim. Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki kişi artık Bilal Erdoğan. Tamamen kendi kanından birisine devretmek istiyor. Öyle olunca Berat Albayrak da diyor ki niye gideyim bakan olayım, niye gideyim bir şeyler yapmaya çalışayım, niye kendimi yorayım ki? Parasını yiyor, parasının zevkini, sefasını sürüyor. Danışmanlık yapıyormuş. Danışmanlık dediğinizde ne biliyor musunuz? Uluslararası şirketlere Türkiye'deki yatırımları ile ilgili danışmanlık yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Uluslararası şirketler gelip Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerinde bunlara envai çeşit zorluk çıkarttırıyorlar bürokrasi üzerinden. Sonra da gidiyorlar, biz bu sorunlarınızın hepsini çözeriz, bize şu kadar para verirseniz şeklinde. Sonra da o kendi çıkardıkları sorunları çözüyorlar. Yani Türkiye'nin yatırım kaybetme riskini oluşturuyorlar önce. Sonra bu sorunları çözüp oradan paylarını alıyorlar. Şu an Berat Albayrak'ın yaptığı bu danışmanlık. Uluslararası firmaların Türkiye'ye yaptığı yatırımlarda danışmanlık yapıyor. Evet. Papara rekor miktara Trabzonspor'un stadına sponsor olduğu alakası var mı? Kara parayla acaba? Yani para çok. Paribu'da da, Papara'da da yani sistemi bu hale getirebilmek için biliyorsunuz Türkiye'de PayPal. Çünkü PayPal üzerinden böyle işler yapamayacaklardı. PayPal'i Türkiye'den çıkarmalarının bir sebebi de bu. Türk turizmine vurulmuş çok büyük bir darbedir PayPal'in Türkiye'den çıkartılması. Fakat işte bu tip kara işleri yapabilmek için bu tip ara transfer enstrümanları oluşturmaları gerekiyordu. Bu sebeple PayPal'i Türkiye'den çıkardılar arkadaşlar. Yayın başlayalı ne kadar oldu arkadaşlar? Yani çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Evet. Evet, Sedat Peker'le ilgili bir soru geliyor. Yani Sedat Peker'le ilgili mevzu da şöyle arkadaşlar. Sedat Peker ekonomik olarak çok rahatlamış. Yani o kaldığı Abu Dhabi'den haberler alıyorum çevresinden. Sedat Peker ekonomik olarak inanılmaz rahata kavuşmuş. Oradaki hayat standartları değişmiş. Yani Dubai'ye ilk gittiği zamanlarda kaldığı oteller, yaşam biçimi, gittiği mekanlar, bindiği arabalar filan. Yani parasız olduğu çok netti. Yani parasızlık çektiği biraz zordu olduğu çok netti. Fakat şu an itibariyle Dubai'de kral gibi bir hayat yaşıyor Sedat Peker. Yani bu ani paraya kavuşmasının sebebini araştırmamız lazım.
Dubai'de bir ticaret mi yapıyor? Türkiye'de bir ticaret mi yapıyor? Neden para kazanıyor? Bu paranın kaynağı nereden geliyor? Bu paranın kaynağına baktığımızda Sedat Peker'e bir yerden fon aktarılmış ve bu fonun da neden aktarıldığı çok net yani. Sedat Peker sustu. Video yayınlamadı. Seçimden önce yayınlayacağını söyledi, videoları yayınlamadı. Ve bunun karşılığında da yani bunlar bu dünya böyledir yani. Bunlar yeraltı dünyasının figürleri yani. Her olay paranın etrafında döner yeraltı dünyasında. Bir kere yeraltı dünyasında kendinize bağlı olan çeteyi, grubu, insanları, adamları, arkadaş, kardeş ne diyorlarsa artık bunları sürekli finanse etmeniz lazım ki bu geniş bir grubunuz olsun sokakta, her yerde. Bunlar sayesinde para kazanmaya devam ediyor. Bu sistemi beslemeniz lazım. Bu sistemi besleyebilmeniz için de sürekli sisteme para girmesi lazım. Ya tahsilat yapacaksınız, ya mekanlara çökeceksiniz, ya ondan sonra kara pis bir iş yapana koruma sağlayacaksınız filan. Bir şekilde sisteme para akacak. Bir yere çökeceksiniz filan. Şimdi Sedat Peker'in hala Türkiye'de sokakta adamı var, her yerde adamları filan var. Bu sistemi nasıl sürdürüyor Sedat Peker? Ondan sonra burada Sedat Peker bir güç oluşturdu kendine göre. Eskiden sokakta filan başka türlü bir gücü vardı. Şimdi YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden bir güç haline getirdi kendini. Bu gücü masaya koyarak bunun karşılığında yüklü bir ödeme aldı Sedat Peker. Bu yüzden Dubai'deki hayatı bir anda değişti. Yani Sedat Peker'in hayat standardının değişmesinin izlerini sürdüğünüzde bundan başka bir mantıklı açıklaması yok. Yani Türkiye'deki insanlar da inanılmaz. Adamın kendisi ya ben kahraman değilim, ben kendi derdimin peşindeyim. Önce kendi derdimin peşindeyim dedi. Bunu demesine rağmen insanlar buna inanmadılar. Bir kurtarıcı, kahraman, iktidarı değiştirecek adam muamelesi yaptılar. Peker de madem tamam siz bu muameleyi yapıyorsunuz ben de kurtarıcı olayım dedi. Ondan sonra Tayyip abi kısmına başladı. Sonrasında Tayyip abi kısmı hiç gelmedi. Gelen şey ne oldu? Sedat Peker'e inanılmaz yüksek hayat standartları geldi arkadaşlar. Bu paranın kaynağını kendisi çıksın açıklasın. Ben başka bir kaynak bulamıyorum ama Sedat Peker'in de pek çok kişi olduğu gibi o kadar çok fanatikleri var ki bu konuda da hakikati söyleseniz kimsenin dinleyeceği yok ama ben yine de söylemiş olayım. Acun Ilıcalı videosu gelir mi diye bir arkadaş sorup duruyor. Yani çok da ilgilendiğim bir konu değil açıkçası. O yüzden Acun Ilıcalı ayağıma takılırsa bir video yaparım onunla ilgili. Evet. Arkadaşlar, bugünkü yayınımızı burada kapatmak istiyorum. Türkiye'de son bu soruyu da cevaplayayım. İsrail meselesi. Hakikaten geçen gün altın kelebeği alan bir tane sanatçı işte İsrail Gazze meselesinden bahsetmedi de köpeğinden bahsetti diye linç yedi. Ve AKP'liler de bu kadını çok linç ettiler. Bahsetmesi gerekiyordu. O ayrı bir konu. Fakat şimdi internette artık sosyal medya özellikle Twitter'da çarşaf çarşaf Türkiye'den İsrail'e giden İsrail limanlarından Türkiye'ye dönen gemiler. Bu gemilerin sahipleri, gemilerin taşıdığı yükler filan her gün yazılıyor. İsrail'e Türkiye halen daha İsrail askerleri için kıyafet, termal malzeme, termal kıyafetler ve İsrail ordusunun kullandığı jet yakıtı ondan sonra ve bazı gıda maddelerini postalından tutana kadar bunları halen Türkiye tedarik etmeye devam ediyor. Halen Türkiye'nin gemileri İsrail limanlarına mal taşıyorlar. Ticaret devam ediyor. Bu gemilerden bir kısmı da Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerine, iş adamlarına ait. Şimdi bunlara, bu ticarete, bu paraya filan hiçbir şey demeden gidip de altın kelebekte bir tane sanatçı vay Gazze yanmadı diye onu linç etmek inanılmaz samimiyetsiz geliyor bana. Yani bütün bu ticaret her şey filan devam ediyor. Ondan sonra çıkıyorlar Gazze Gazze filan diye edebiyat yapıyorlar. Hakikaten bu edebiyat, duygu sömürüsü, insan sömürüsü, kan sömürüsü hakikaten çok haysiyetsizce bir şey yani. Yapacaksanız bir şey ne miting yapıyorsunuz ya? Mitingi halk yapar. Mitingi sivil toplum kuruluşları yapar. Siz devleti yönetiyorsunuz. Yapacaksanız bir şey önce şu ticareti engelleyin. Engelliyor musunuz ticareti? Yok. Niye? Çünkü Gazze'liler sizin umurunuzda değil. Hatta savaş ekonomisinden geçiniyorsunuz. Dolayısıyla bu Gazze konusunda bu AKP'lilerin söylediği de bu konunun böyle tartışılması da filan da inanılmaz ucuz geliyor bana. Yani böyle
kelime oynatmak, kalem oynatmak istemiyorum bu konuda. Evet arkadaşlar, bugünkü canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Bu Fatih Terim meselesini çok konuşulup etrafından donanılan bir konuydu. Onunla ilgili birkaç şey söyledim. Yine Alper Özbilen konusuyla ilgili de birkaç şey anlatmaya çalıştım. Herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Normal videolarımda görüşmek üzere. Ara ara böyle canlı yayın açmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.